İlk önce şunu bir açıklamam lazım. Ben kamerayı şöyle, yani bel hizasında tutuyorum ki insanlar çok fazla görmesin. Hani doğal şey hareketleri sentetik olmasın. Ya da gıyıl gıyıl edecek varsa etmesin falan diye. Çünkü bir sürü cins insan var. Bunu Amerika'da yapmıyorum sadece. Meksika'da da yapıyordum biliyorsunuz. Yani böyle şeyleri. Mümkün olduğu kadar insanları rahatsız etmemeye çalışıyorum. O da işte insanların kıç seviyesine falan denk geliyor aşağı yukarı. Ve sanki böyle sadece yani kıçlarını çekiyormuşum gibi bir intiba var. Yanlış. Yani ben kamerayı tutuyorum, kıçlar önünden geçiyor. Öyle bir kasıt yok yani. Ya yani bu erkeğinki de olur, kadın da olur. Öyle bir şey yok yani. Bir de hepimizde kıç var. Yani bu konu üzerinde fazla durmayın. Yanlış anlaşılma olmasın. Öyle atırsız moduna sokuyorsunuz beni. Evet, atırsızıyım ama yani daha profesyonelim. Yani öyle saçma sapan şeylerle uğraşmam ya. Şimdi bu videoda şeyle tanışacaksınız. Yağız ve Yener'le tanışacaksınız. Yener daha önce bize video göndermişti. Bizim yanımıza gelecek. Tabii o da şimdi kendi işlerini ayarlamaya çalışıyor. İşte abi ne zaman geleceğiz, nasıl geleceğiz, ben şimdi şöyle yapayım mı, böyle yapayım mı derken yani kol çıkaranlar kol mu çıkarıyorsun oğlum falan filan diye geyik yaptı. Buradaki espri ona ait bu videoda. Yağız'ı da tanımış olduk. Ben arkadaşları daha önceden tanımıyordum. Yani öyle görüşüyoruz ama yani fiziken oturup yani bir şeyler içmedik. Şunu açıkça söylemem lazım. Silahlı kuvvetlerde çok güzel esprili anlar olur. Bütün subay asubay. Çünkü yani sonuçta seçilmiş ve yetişmiş insanlardır. Espri kafası da aşağı yukarı senkrondur. Bu arkadaşlarla yıllardır, yani istifa ettiğimden beri ilk defa çok güzel esprili vakit geçirdim. Yani ilk gittiğim gece sağ olsun şey yaptılar, mangal falan yaptılar. Yani içtik miçtik ama yani gülmekten karnım ağrıdı yani. O kadar güzel bir senkron oldu arkadaşlarla. Ben çok sevdim. Beni de misafir ettiler sağ olsun. Hala görüşüyoruz yani. Yağız grup kurdu hatta WhatsApp'tan. Hayalini yen, korkunu yaşa diye. yani şey, biz korkumuzu yenemiyoruz işte bu şartlarda yaşamak zorunda kalıyoruz anlamına gelen. Güzel geyik dönüyor. Videonun ilerisinde Gürkan'ın yanına geldik. Gürkan biliyorsunuz Guatemala'da teknesi var. Seda ile beraber eşi. Onunla uzun süredir hukukumuz var. Gelmişken onu da görelim dedik. Şimdi buradan Boston'a gideceğiz arkadaşlar. Boston. Yarın gideceğiz herhalde. Fakat video içerisinde tabii Gürkan'la geçtiğimiz ya da arkadaşlarla geyik içerisinde şunlara belki kaçırırsınız diye ben bu giriş videosunu yapmak durumunda kaldım. Ya burada park yeri bulmak çok sorun. Büyük şehirlerde. Para büyük şehirlerde. Ama çok pahalı. Kendi harcamamdan örnek vereyim. Yani sigara 5 dolar Florida'da, burada 11 dolar. Benzin yani Georgia'da mesela 2.99 dolar galonu, burada 3.65, 3.70 falan. Benzin önemli bir kıstası yani bu arada. Yani bu ev kiraları mesela Florida'da işte 1.000-1.500 dolarken mesela Yağız'ın o göt kadar evi yani 2.500 dolar falan, yani öyle düşünün. Evet, yani para kazanılıyor ama o kadar da harcanabiliyor yani. Onu videoda özellikle söylemeye çalıştım. Biraz da bir geyikle beraber söylediğim için anlaşılmıyor olabilir. Şimdi Amerika'yı keşfediyoruz ya. Belki Amerika hakkında izlenim edinmek isteyen arkadaşlar varsa diye söylüyorum. Yani şu anda Gürkan'ın bulunduğu küçük bir kasaba tarzı bir yer. Kasaba da değil de yani bayağı bir büyük yer ama bir Boston, bir New York gibi falan değil yani. Orası da çok böyle şey değil yani, ucuz falan değil. Gerçekten yani kuzey, batıs, kuzey doğusu, Amerika'nın kuzey doğusu oldukça pahalı. New York'a niye uğramadın? Levent'in yanına uğrayacaktık. O biz var ya, Kara Şimşek'te bir tane araba vardı. Onu özellikle şey yapacaktım, kullanacaktım, ortamlara akacaktım falan. Artık o kadar trafikten gınağa geldi ki gitmiyor. Yani gitmiyor arkadaşlar. Vakit, zaman o kadar başa gidiyor ki. Yani trafikte geçirilen zaman o kadar aptalca ki yani araba kullanmak zevkli. Arabayı kullanıyorsun, etrafı seyir ediyorsun. Yani düşüncelere dalıyorsun ama trafikte düşünceye bile dalamıyorsun. Öndeki araba bir metre gidiyor, sonra bir metre gidiyor. Yani çıldırtacak derecede bir yavaşlık var. Trafik sıkışıklığı var. Park yeri bulma sorunu var. Biz çocuklarla park edemedik yani. İşte 2 saat oraya park ettik. Onun paralı zaten. Ya paralı zaten. O elde var bir de. Sonra 2 saatten sonra bu tarafa alıyorsun falan filan. Yani özel, yani ev kiralarken bile şuna bakıyorsun yani. Evi işte kiralıyorsun. Kaç para? 2.500 dolar kardeşim falan. Park yerin var mı? Park yerin yok.
Yani parkerin yoksa kiralamıyorsun evi ya. Düşünsene. Yani adam dese ki yani ev kaç para? 2500 dolar. Parkeri var mı? Var. Ama tuvalet yok. Önemli değil ya. Ben kovaya sıçarım falan filan değil. Çünkü parkeri o kadar önemli. Yani adamı deli ediyor ya. Ya burada hayat böyle. Amerika'nın kuzey doğusunda New York, işte Philadelphia, Boston falan diye düşünüyorum. Boston'a yarın gideceğiz ama yani öğrendiğim kadarıyla pek bir farkı yok. Abi böyle dediler. Yani burada kurallar böyle. Ha, para kazanıyor musun? Para kazanmayı düşünen arkadaşlar için para kazanıyorsun. Ama çok soğuk ya. Yani bugün sıcak. Bugün sıcak. İki gündür buradayım ben. Ya bu Fiona diye bir tane kasırga geçti iki gün önce bu bölgeden. Kanada'dan rüzgarı aldı, emdi yani kendisine doğru. Ve o soğuk havayla bizi de soğuttu burada. Biraz iyi yani ama yine de böyle öyle Florida gibi değil tabii. Yani kıyaslanacak bir durumu bile yok. Tabii şöyle bir durum var. İnsanlar garip geliyor ya. İnanamazsınız yani. Şimdi bak sabahleyin kalkıyor mesela insan. Hava nasıl olacak bugün? İşte güneşli diyelim 18 derece falan. Ha, bugün 18 derece. Ya Eylül'de havalar da soğudu falan. Eylül aslında biraz sıcak olması lazım. 22-24 olması lazım falan. Yani genel insanların %99'unun ilgilendiği bilgi bu. Ama işte böyle denizci, yelkenci bu falan filan olunca, doğayla biraz fazla yaşayınca sebebini arıyorsunuz, tamam mı? Hemen lan hava yani bu saatlerde, yani bu mevsimde, bu günlerde bu havanın bu kadar soğumaması lazım. Tabii bildiğiniz için, ben yani Fiona'yı zaten takip ettiğiniz için, ta Bahamalara geldi, Bermuda'da ortasında yıktı geçti falan diye oradan bakıyorsunuz mesela işte şey hava raporu haritasından. Havayı çekiyor falan. Tabii doğudan kuzeyden çekilen hava havayı soğutuyor. Dolayısıyla hava neden soğuk onu da biliyorsunuz. Burada çalışırken, burada yaşarken burada neden yaşanmaması veya yaşanması gerektiğini biliyorsunuz. İnsanların hiçbirisi sorgulamıyor bunu. Ya geliyorlar işte amcaoğlu burada iş kurmuş. Onun yanında sonra da yan tarafına başka bir iş kuruyor falan filan. Yani şöyle bir durum var. Yani neden burada yaşıyorum sorusu hiç sorulmuyor yani. Garip. Garip geldi bana. Genel anlamda konuşuyorum. Kimseyi yargılamıyorum. Herkes seçimlerini yaşıyor. Bana düşmez. Ama bu kanal olması vesilesiyle bunu da söylemem gerekiyor. Yarın Boston'a gideceğiz. Bir terslik olmazsa bilmiyorum yani. Bu işin de güzel tarafı bu. Yani belirli bir yerde bir saatte olmanız gerekmiyor. Öyle devam ediyoruz. Tabii aşağıda başka kasırga geliyor bir tane. Onu takipteyim. Belki apar topar Florida'ya dönebilirim. Belki bilmiyorum. Henüz yarın falan belli olur, o yarın akşam ne yapacağım. Onun haricinde inanın bana yollarda amaçsızca böyle dolaşıyor olmak, sadece araba kullanıyor olmak bile çok güzel bir şey ya. Gerçekten çok güzel bir şey ya. Benzin atarsanız seviniriz. Ne yani senin bana sorduğunda mı yola çıktın falan diye. Tabii size sormadan yola çıktım ama benim bir yolduğum olduğum için yani benzin alırsanız sevinirim. Aksi takdirde ben burada yani şey yapmak zorunda kalacağım. Yani evleri temizliğe gitmek zorunda falan kalacağım. O da zaten amacına uygun değil yani. Yoksa böyle bir şeye baktım para... Ya baktım efort edemiyorum. Ya baktım bu işi karşılayamıyorum. Yani Florida'ya geri döner. İşte evleri temizliğe giderim falan filan. Yani unutmayın yani videoyu yapmak bile 1,5 gün arkadaşlar. Sadece edit etmek bile 1,5 gün. Yani 150 dolar burada para yaparsan falan filan 300 dolar yapar. Yani maaşınızı 1,5 günde kazanabilirsin. Benim gibi birisi çok daha fazla kazanabilir. O yüzden bana sorduğunda mı yola çıktın diyen arkadaşlar onu değerlendirirse sevinirim. Selamlar, saygılar. Videonun inşallah keyif alırsınız. Görüşmek üzere. Abi yarım saat var. Ama çıkın ızdırabını yani var ya şu anda yani uçağa atlayıp bir an önce Florida'ya gitmek istiyorum. Böyle bir trafik olur mu ya? Bu ne biçim abi yok böyle bir şey gitmiyor amına koyayım. 2 saattir yani yarım saattir bekliyorum. Yarım saattir yolu yarım saattir bekliyorum. Hala yarım saat. Tamam mı? En sonunda çıktım. Yani az az gide bir çıkışa geldim çıktım. Orası da tıkalı. Onunla da az az gide bir benzin istasyonuna geçtim. Durdum artık. Yani mesai çıkışı mıdır nedir? Mesailer her tarafı işgal etmiş baba. Yani çok fazla trafik var ya. Tüh kötü olmuş. Neyse tamam. Yaklaşınca yani ne kadar yaklaşınca böyle bir
5-10 dakika kalınca falan bana haber ver. Ben aşağı ineyim. Şu yolda bir yer var park edilebilecek. Atlarım arabayı, beraber park ederiz. Daha sonra 8'den sonra da karşı taraf zaten park etmeye müsait. Çekeriz arabayı. Gözümüzün önünde olur. Öyle bir haber ver bana. Bekliyorum abi. Efendim. Kaptanım. Kaptanım. Hoş geldin. Nasılsın? Hiç park yeri bulamayacaksın. Gerçekten de öyle. Evet, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şeydeyiz. Philadelphia'nın burası Philadelphia mıydı? Philadelphia'nın tam ortasındayız. Şimdi şu arkadaşımız Yağız ismi. Yener orada. Şey, kol çıkaran Yener. Kol çıkaranları da bu hafta. Netflix. Arkadaş bir ev kiralamış burada. Yani burada bir şirkette çalışıyor. Yazılım mazılım bilmem ne bir şeyi. Yener de biliyorsunuz bizim yanımıza gelecekti bu arkadaş. O da işte yazılım mazılım zamazingo. Sağ olsun beni misafir ettiler. Bir apartman kompleksinde kalıyorlar. Bir oda, bir salon, bir evi var. Yazın şurada, arkamda gördüğünüz arkadaş. İşte bu apartman kompleksinde aşağıya indik. Böyle lobi gibi bir yer var. Orada arkadaşlar internetten çalışıyor. Yani şu anda aslında işteler. Şöyle, o arkadaş da işte çalışıyorlar şu anda. Tabii yeni jenerasyon çalışma sistemi böyle. Ne bileyim, ne yandaki masadaki kız var, ona kesik attırdım. Öyle şey. Avantajları var abi bu yani, işin. Yani, nasıl yani? Avantajları işte böyle online çalışmanın avantajları. Hani nerede, orada bir tane siyah renkli bir arkadaş var, ona mı kesik attırdım? Yani sen dur bakalım, daha canlanacak burası. Aynen abi. Aynen. Sadece şu anda bir zincir olduğuna bakmasın. Evet, şimdi daha fazla zincir olacak. Bu plazada benim ilgimi çeken konu şu. Son derece güzel işlevsel dizayn edilmiş. Herkes bir anahtar ölçüsünde bir yerlere giriyor çıkıyor falan filan. Ama burası biraz LGBT, karakök bilmem ne falan modunda bir yer. Yani öyle gay arkadaşlar biraz fazla. Ve bu sebeple buraya kim koydu o ismi ya, Netflix apartmanı? Sen koydun. Ben mi koydum? Netflix apartmanı ismini koydum. Tabii bu arada yanlış anlaşılmasın. Parantez içerisinde özellikle belirtiyorum. Yani kimseyi yargılamıyoruz. Çok da umurumda değil. Yani onun için vakit bile harcamaya gerek yok. Bu arkadaşları da böyle sizinle tanıştırmış olduk. Sen yemiyor musun? Orada ben yemiyorum. Pratik, buyurun. O pratik takım. Niye çok koydun ya? Azı çoğu yok da hocam. Hiç azı çoğu yok. Şu zavazingoyu da çıkartırız birazdan. Bunları da enteresan düşüneceğim. Düşüneceğim. İşte burada hem viski hem aynı zamanda kahvaltı. Ekmek yok mu? Ha. Ekmek var. Çörek alıp ister misin? Sor. Sordum ben ya. Anlıyor sordum ya. Tekne biliyor musun ya? Sen de şöyle bir çeyrek. Sen de kibarlıktan dedi ki benim için fark etmez. Yani ona dedim de ben ekmek defolt zannettim. Yok, ekmek defolt işte. Karbonhidrattan kastın oydu. Ekmek karbonhidrat mı ya? Ekmek kategorisi. Epek diyorsun ha? İşte epek değil. İşte orada da aynı görev veriliyor. Orada da verim mühendisiyim. Verim mühendisi. Aynen. Nasıl Amerika'da ya? Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin orada kamera? Oh, kamera açık, okey. Ya Amerika'da hayat güzel, keyifli. Özgürlük kafası zaten yani. Özgürlükler ülkesi diyorlar ya, klasik. Klasik söylem gibi geliyor ama hakikaten öyle yani. İşte herkesin özgürlüğü tarafında bar, restoran, mekan görürsün. Kimse birbirine hoş güç demez durduğu yerde, saçma sapan senin sinirini bozmazlar. Bunlar da şeyler benim için abi. Bunlar insanı rahatsız ediyor Türkiye'deyken. Adam gelemiyorsa ne yapacak? Sen şimdi öğrenci vizesiyle falan geldin. Tamam. Burada kaldın. Tamam.
Yani öğrenci vizesiyle geldin, sonra vize statünü değiştirdin ve bir şirkette iş buldun. Sonra doktorunu falan yaptın. Aynen. Yani sen eğitimli olarak geldin vizeyle falan. Normal olması gereken formatı izledin. Aynen. Başka? Peki kaçak maçak görmek isteyen olursa, abi burası taşı toprağı altınmış falan filan. Taşı toprağı altın değil canım, o kadar da abartılacak bir durum yok. Yani şey değil. Ben legal şey yani kaçak göçek yollarla gelme taraftarı değilim. Vasıf. Geleceksen vasıflı adam gelsin buraya, tamam mı? Vasıflı adam çatır çatır işini yapar, karşılığını alır. Çünkü vasıflı adam da görmezken saygıyı görür en azından. Benim bir dakika şimdi, vasıflı da olsa kaçak da gitti yani kaçak gelse vasıflı da olsa olur mu? Hayır. Ya olur ama tavsiye etmem abi. Yani tabii ki öyle bir yöntem eğer bulabilirse, kaçak göçek gelme yöntemini uygulayabilirse uygular. Ama çalışamaz. İş vasıflı işlerde tamamen background check yapılıyor. Ondan sonra... Herif desen ki mesela... Çok problem çıkardı. Kalp gelir o, kaçak geldi. Aa, böyle bir şey yok zaten. Sisteme giremez. Sisteme giremez. İlk böyle geldim zaten. Yani bütün şirketlerle görüşüyorsun. Hatta Washington DC'de Fannie Mae diye bir bankayla iş görüşmesi yaptık. Sonra hani teklifi gönderdiler artık. SSN number, burada social security number gerekiyor. Onu veremediğim için kaldı yani. Aylıkta çok ciddi böyle acayip bir maaş. Hiçbir şey yapamıyorsun. Direkt kapatıyorlar telefonu. Burada sisteme girmek istiyorsan abi. Normal ki kaydın kuydun olsun. Yalnız şu kullandığın sisteme girmek istiyorsun cümlesi çalıyor telefonu. Ama sistemden sisteme girmek istiyorsun. Yani vergi mükellefi oluyorsun. Yani. Aynen. Vergisini veren biz. Yani Amerika'da Türk vatandaşı oluruz. Verdikten sonra buradaki her kapı açılıyor. Onun için de sosyal güvenlik numarası var. Aynen. Onun için de ya okulda geleceksin. Ya da bağlı olacaksın. Green Card. Green Card çıkacak. Onda bile vasfın varsa ancak. Yok. Onda vasfın olmasa bile Green Card olduktan sonra her okul yaparsan, vasıfsız bile olsan, tamam mı? Pizzacı da olsan, şeyci de olsan, ya bir sürtüncü de olsan, aynen. Kafan çalışıyorsa orada kendini yükseltme şansın olur. Çünkü ilk başta neye ihtiyacın var? Bunu tutturmak için paraya ihtiyacın var. Evet. Para için ne yapman lazım? Çalışman gerekiyor. En boktan işleri yapabilirsin bir kar sahibi olsan da. Çünkü kimse sana demiyor ki hangi işi yapıyorsun diye. Eğer gerçekten yükselmek istiyorsa, kafası çalışıyorsa o adamın, gelir pompacılık, pizzacılık, garsonluk yapar. Yaban arkadaşlarım var. Gün kartta tabii ya, bu ya, sisteme girmiş oluyor işte tabiri caizse. Ondan sonra orada kendi normal mesela master'ını yapar, okula gitmek üzere, üniversite mezunu değilse üniversite mezunu olur. Ondan sonra paşa paşa yükselir abi. Tamam, soruyu zorlaştırıyorum orası. Zorlaştır. Adam Meksika'dan gelmiş, kaçak girmiş. İltica etmiş. Ne yapacak? Peki, tamam bir arkadaşımız da var. O yollardan benzer yöntemle geçti. Evlilik yoluyla çözüldü bu iş. Kaçak geldi. Kendini sisteme sokmak, kendini yasal statüye kazandırmak istiyorsa... Yalnız orada bir şey düzeltme yapalım. Yani kaçak gelmiş olman ülkeye, evet. Siyasi iltica etmezsen istersen evlen, istersen evlenme bir şey fark etmez. Sisteme giremiyorsun. Giriyorsun. Evlendiğin anda iş bitiyor. Adam şey kaçak statüye düştü mesela bizim arkadaş. Kaçak statüye düşmekten başka. Sınıra kaçak geçmek. Ülkeye kaçak gelmek. İllegal. Ha onu bilmiyorum. İlk başlangıç noktası. Onu bilmiyorum. Turist geldin, sonra vizen doldu, kaçak pozisyonuna düştün, evlendin, o ayrı. Aynı. Şimdi adam mesela çıksa gelse, hiç İngilizce bilmiyor olsa falan. Ne olsa? İngilizce bilmiyor olsa, kaçak gelse. Ya çok zor olur hayatı. Yani niye kendine şey yapıyor ki? Zindan ediyor ki hayatı. E ne yapacak adam? Türkiye'de olacak mı? Türkiye'de en azından kendi dilini konuşuyor. Yani en azından elinden bir şeyler geliyorsa Türkiye'de yapma şansı daha fazla olmaz mı dil konuşarak? Bilmiyorum, ben soru sorumlu alalım. Yok, ben soru sorayım. Ben de işte bu aslında benim yorumum. Yani sana söylediğim şey yorumum. Neyse, toplantıya kaçalım lazım şimdi. Sisteme giriyorum diyor. Sistem bana giriyor. Sisteme girmekle ilgili mi? Burası akarsu. Şöyle bir akarsularla çevrili. Orada nehir var değil mi abi? Nehir var, evet. Akgebi de var orada uzakta. Evet. Biraz suyu pis ama... Evet.
Which way? This way. Let's go that way. Senin planın ne şimdi? Giresun'daki eve ikinci katı çıkıyor musun? Hey, çift katlı. Zaten. İkinci kata gerek yok. Üçüncü kata çıkacağım. Tam ben de teras yapacağım bunun gibi. Recording just for you. Could you pass it through? Just I'm recording just for you. Oh, this video? Yeah. Okay. Go ahead. Ain't no stopping us now. We got the groove. Stop. Here we go. Go. Move and move it. Move it. Let's go this way. Kaldığım zaman ilk kimse de sigara içmiyor ya. Sigara kokusu geldi. Ben de sevmem sigara kokusu şey olarak. İçmiyorsun yani. Abi geldi. Aha dedim sigara varmış ya dedim. Kokladım falan böyle biraz. I'm not recording you, I'm just a random. Now I'm recording you. Now you're free. No, that's fine, that's fine. Yes. Tam sente burası. Yeah, exactly, this point. Hayvan gibi kış oluyor yani burada. Yolda zarar görüyor diye tahmin ediyorum. Her türlü de. İşte o yüzden trafik bir kilitli. Ben geçen hafta 5'te çektim, kapattım kontağı. Çünkü tamamen kilitli. Bu sefer ekstra bir trafik oldu. Ne şehir için ne şehir dışı. Müşteri almaya git. Müşteri alıp havaların dışına çıkma. Tünelden dışarı çıkma. Bir saat. Ben ne para kazanacağım da niye uğraşacağım orada? Sinem olacağım. Kapatacağız. Gel git. Uber bunun farkında mı? Uber onun farkında, ona göre fiyatları çakmaya çalışıyorlar da o fiyata gene şey olmaz ki. Yani. Müşteri de yıl ediyor mu? Herkes bir yıl ediyor, yapacak bir şey yok çünkü
Özellikle pazar günü kilitleniyor. Çünkü pazar günü herkes gelen yolcusunu almak için kendi arabasıyla havaalanına geliyor. Sıkıntı oradan başlıyor. Kurtarsa gidelim mi ya? Bir ara gidelim. Akşam var. Ne yapacağım bu saatte? Kurtur çıyandır ya. Mezeleri güzel. Mezeleri güzel. Aslında hava hep böyle değil mi yani? Şu anda kaydediyorum ama ben biliyorsun istediğim zaman kesebilirim. Yok ya, zaten sen ne kesiyorsun? Ama hava hep anladığım kadarıyla genelde böyle yani. Çünkü bir ay sonra tamam mı? Hep gri, hep gri. Yani gri, yerler beyaz. Yerlerin beyazları durma doğru değişiyor ama sürekli soğuk ve kapalı bir hava. Ama bu dönemde de ciddi anlamda yağmur olayımız var. Bir ay daha böyle devam. Bir ay böyle yağmur, gri, soğuk hava. Ondan sonra yağmur. Ondan sonra bahara kadar öyle. Beyşük. Güzel, güzel soğuklar, güzel soğuk. Güzel günler verecek işte. Geliyor ufak ufak. Tutursa mı döndük? Seni mi tutursa? Dix. Burası Hooters değil. Hooters değil, hayır. Hooters değil burası. Burası Hooters değil. Hermanos Poyos. Burası Exchange Street. Şimdi şuradan varsa ben de ekmek alayım. Zaten bizim arkadaşlarımız da hep böyle yani. Gel abi sen benim, sen beni, seni benim ortamıma sokayım falan. Çok güzel kızlar var falan. Nerede? Börekçi, köfteci, dönerci. Pizzacılar. Bütün pizzacılar Türk mü? %80. İlk gelen Türk pizzacı dükkanı açmış galiba. Ya birisi gelmiş, ondan sonra birilerini getirmiş. Onun yanından ayrılan birilerini getirip pizzacı açmış. Onun yanından geçmiş, işte diner'dan ayrılan pizzaya dönmüş bir şey yapmış. Erken herkes çoğu pizza sektörüne yani. Breakfast, lunch içinde çok fazla Türk yok bize de. Var ama yani ilk gelen Türk adult store açsaymış. Öyle eskiden bir dizi vardı biliyor musun? TRT'de Kuzey'de Bir Yer diye. Seyrettin mi hiç? Çok güzel bir diziydi ya. İnsanlara nasıl yaşaması gerektiğini öğreten, çok güzel tiyolar veren, çok basit, sade, enteresan güzel bir diziydi. Oraya benziyor yani. Burası da kuzeyde bir yer sonuçta ya. Gerçi Amerika'nın her tarafı bize göre kuzey ya. Her tarafı Florida'ya göre kuzey. Ne kadar lahmacunun bir şey abi? Lahmacunun size bu kadar. İsterseniz sizin için bu kadar da yapabilirim. Yok o size biraz önceki küçük size'den 3 tane olabilir mi? 3 tane olabilir. Tamam. Yapıyoruz. İsim neydi abi senin? Murat. Benim adım Murat. He Murat. Buranın lahmacunu seçeyim. Ve künefe. Damacunum da iddialıyım. Ve künefe. Künefede de iddialıyız. Yani kritik iki tane kelime. Yani. Künefe ve lahmacun. Acılı olma şansı var mı? Tabii ki de. Ama nasıl acılı? Yani çok acılı. Öyle böyle değil. Abi, çok acılı. Acılıyı sizin isteğinize göre. Çok acılı. Bayıltan cinsinden mi istiyorsun? Yani evet. Orta çok, acılı. Çok ben acılı. Fazla acıyım Murat. Fazla bayıltma ya açıkçası. Fazla ayarlı yap o zaman. Yani. Benimkini biliyorum normal. Okey. Tamam. O zaman sizin için güzel bir lahmacun yapalım.
Vallahi seviniriz. Yiyelim ta bakalım. Şeyden geldik bak, Florida'dan geldik. Florida'dan. Oğlum sizi mahcup etmeyeceğim. Lan bitirmişse bindireceğim. Oo, pide de var burada bak. Ya bunlar da bizim ekmekler. Gelin alırız eve ya. Ya ya. Ramazan pidesi. Ramazan mı geldi? Ramazan pidesi. Her sabah taze taze. Yumuşacık. Bunu ısıttığınız zaman güzel kıvamına geliyor. Evet, daha lezzetli oluyor. Satılıyor mu? Amerikalılar alıyor mu? Satıyor. Bazen 3-5 alıyorlar ya, satıyorlar. Orada döner gördüm, Kore'ye gidiyorum. Ya döner de bak. Gel bakabilirsin. Ya. Döner, döner de varmış. Ya şey dönerimiz yani. Burada. Pardon. Abla mı? İyi ablam, sen nasılsın? Çok şükür ya. Ölmedik, yaşıyor. Keyifler yerinde. Çok şükür ya. Ben de çeker efendim. Tamam, buradan daha çok sizi çekecek. İlla bizi çekmesi de gerek yok. Bir de sana tıklayacak, bana tıklamayacak. Sana da tıklasınlar. Tıklasınlar mı? Evet. Sana tıklasınlar, bak bakalım. Yakışıklı çocuk ya, baksana. Yani. Abi ikiniz de yakışıklısınız. Önce sana tıklayabilirler. Lafı koyarım diye. Ya ne yaşasınlar? Ben ayran içeceğim. Ayran, ayran. Bak. Ne yaptın şöyle, teşekkür ederim. Anlık, inşallah beğenmişsiniz. Bu zor anlatmama gerek var mı bakalım? Kim de baktık şeyin altına. Bu tam ayarında olması lazım. 6 seneden abi. 2006 yılından beri ilk defa. Yemedin mi daha mı? Gerçi. Wow. Bir sen künefe gönderdin ya Meksika'ya. O künefeyi. Sonra benim kız arkadaş Sandra ile biz Çin nodulundan künefe yapmaya çalıştık. Çin şeyi var ya. Sushi nodulu. Ölmek istiyorum abone koyayım. Vallahi ya. Ara 9-12. Küçükler oldu. İzleyin için abi. Süper. Murat'ım teşekkür ederim. Tekine sağlık. Valla 10 numara. Yeni mi? Künefeyi söylersiniz. Tamam, o ara ben sana gelip söylerim içeri. Kalabalık. Charging myself. I came from Florida. I cannot survive without sun, so I'm charging myself. Oh yeah, it's only gonna get colder. Yeah, this fucking place is so cold. Yeah, I'm going north next weekend. You're going northern than this? Northern than this. Are you crazy? Why? Go part of Florida. Tampa. Oh, beautiful. Yeah. You got the best governor. Yeah. Is there any human can survive northern than this place? How about Canada? Just immigrants lives in Canada, and all the original Canadians lives in tropical place. And they freeze their asses off up there. It is. Özel Türkiye'den getirdim ya bu. Onu mu? Eski ocak üstü tost makinesi vardı. Hmm. Benim çocukluğumda bizde vardı öyle bir şey. Annem yapardı tost mos. Ama bir kalaylamam gerekiyor bunu. Ooo, ekmekler sıcak çıtır. Çok başarılı bir hareket ya. Ne yapıyorsun sen? Sucuk. Sucuk. Ay soğuk ya. Vallahi. Hani güneş... Abi bizim memleket böyle yani. Şu an güneş anca kendini ısıtıyor modunda. Yani güneş anca
Yani güneş bile diyor yani ben burada üşüyorum kardeşim diyor yani. Burada yaşamak zor ya. Şöyle 2 ay sonra herhalde burası tamam mı?